Yeah, because I think the Dutch league is better. Because also when we leave, when I leave the Holland, Holland was number five competition with the points also, and the Turkish league was 12 or 13. Now it's better. I think Turkish is, league is better. Yes, now. It's rising up. Now it's coming to maybe 8 or 9. But the way of football and everything in Holland is more about, let's say, about more tactic and with the ball, everyone want to press and everyone want to dominate the game. In Turkey, a lot of games is also, let's say, one against one, is a lot of fight, it's a lot of physical, and it's a lot of emotions. It's also good, but I think in Holland is a little bit more about, it's more about tactic, let's say. I mean, I talk in global about the league, you know, because you ask me about the league. Bana göre Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken öyle zannediyorum ki puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı ve Türkiye 12 veya 13. sıradaydı. Ama öyle zannediyorum ki şu an çok daha iyi bir durumda Türkiye puansal anlamda 8. veya 9. sırada olması gerekiyor. Hollanda futboluyla alakalı şunu söyleyebilirim. Daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Daha çok topla oynamayı seven, herkesin kolektif bir şekilde baskı yapabildiği bir lig ve maçı domine etmeye çalışan takımlar çok fazla tabii ki Hollanda liginde. Türkiye'de daha çok birebir oyun söz konusu. Mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla ve duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir bakıma bence güzel bir şey. Söylemiş olduğum gibi Hollanda ligi taktiksel anlamda daha ön planda Türkiye ligiyle kıyaslarsak. All people who love Ajax and yeah, it's nice to see because this is what Ajax need, you know, and it was nice also in one week to beat two biggest rivals and yeah, they are doing great with a new coach and it's different energy and everything and I'm very happy to see that and I hope that they can pak schaal. So now you're playing against AZ. You've been here several times. How do you look to them? And yeah, you still follow the league, of course, in the Netherlands, I guess. Yes, exactly. I think, yeah, as you know, AZ is one of the best youth in Holland, and they have so many young, good players. And also, I think the coach is very good. I mean, I play against him, and yeah, but I think he's doing great also as a coach. They are doing good. They want to play football. They want to dominate game, and definitely will be a hard game for us. The young players, they want to show that they are good players, and I think will be very interesting game. Tabii ki de mutluyum. Aynı şekilde Ajax'ın aldığı neticeler de bana göre gayet pozitif, harika neticeler aldı. Ajax için gerçekten güzel neticeler bu neticeler. En büyük rakiplerinden bir tanesini kazanmış oldu. Yeni hocaları var biliyorsunuz Ajax'ın ve o da aynı şekilde iyi bir şekilde devam ediyor. Tabii ki Ajax'ın almış olduğu neticeden dolayı da, almış olduğu galibiyetlerden dolayı da aynı şekilde mutluyum. Umarım iyi bir şekilde devam ederler. İkinci soru da şu şekilde. AZ Alkmaar'la ilgili tabii ki soru sormak istiyorum. Hollanda Ligi'nde takip ettiğini düşünüyorum. Yani iki maçla ilgili düşüncelerin neler? AZ Alkmaar bu ligin en iyi genç takımlarından bir tanesine sahip. Çok fazla genç oyuncu var takımlarında ve iyi bir, kaliteli bir hocaya da sahip olduklarını düşünüyorum ki daha önce zaten ona karşı da oynamıştım. Hocalarının da gayet iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Zaten AZ Alkmaar takımı futbol oynamaya çalışan bir takım, maçı domine etmeye çalışan bir takım. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve aynı zamanda ilginç de bir maç olacak. Evet, çok iyi soru. Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Orada futbol oynadığım dönemlerde Groningen'de oynadım, Twente'de oynadım ve sonrasında Ajax'ta top koşturdum. Dolayısıyla her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim ve benim için gitme zamanıydı. Doğru zaman o zamandı. Fenerbahçe'yi seçtim çünkü Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından, kulüplerinden bir tanesi ve çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip bir takım Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu projeyi duyduktan sonra da burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp, tekrar ediyorum. Taraftarları çok büyük ve bir şeyler kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen bir camia Fenerbahçe. Ve şunu da düşünüyorum ki Türkiye Ligi
gelişmeye devam ediyor. Fazlasıyla geliştiğini düşünüyorum. Özellikle son iki yıla bakacak olursak bu gelişimin çarpıcı olduğunu düşünüyorum olumlu anlamda. Buraya çok fazla iyi oyuncular getiriliyor. Türkiye Süper Ligi'ne kaliteli oyuncular getiriyor ki bu da bence pozitif bir durum oluşturuyor. Gerçekten onunla çalışmak harika birisi benim için. Büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik adamlarından bir tanesi Jose Mourinho ve kariyerinde kazanmadığı şey kalmadı. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmak benim açımdan büyük bir memnuniyet ve keyif. Aynı şekilde birçok şey öğreniyoruz kendisinden. Söylemiş olduğum gibi onunla her gün çalışıyor olmak benim için çok büyük bir keyif. İkinci soru şuydu. Jose Mourinho'nun daha önceki çalıştığın hocadan farkı ne sana göre? Cevap şu şekilde. Her hocanın kendi mentalitesi var. Her hocanın yaklaşımı farklı. Ben zaten çok şey duymuştum hocamızla alakalı. Çünkü onunla çalışan çok fazla futbolcu arkadaşım vardı. Ve söylediklerinin hepsinde yaşıyorum. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmaktan dolayı gururlu olduğumu söyleyebilirim. Son soru da şu şekildeydi. Spesifik bir şey söyleyebilir misin hocayla alakalı? Çok şey var. En iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor bizi. Teknik heyetiyle beraber iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz her maça. Sosyal zekası da, sosyal yeteneği de gerçekten çok yüksek bir hoca Jose Mourinho. Sayabileceğim çok şey var onunla ilgili pozitif. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Biraz önceki beyefendinin sorusuna cevap olarak hocamızın neden burada olmadığı. Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de bu böyleydi. UEFA maçlarında ceza aldığı zaman takımının yanında olamaması, oyuncularıyla beraber olamaması, sahada olamamasından dolayı basın toplantılarına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullanıyor. O yüzden şu an aramızda yok. Maçla ilgili buraya moralli geldik. Çok zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık hafta sonu Trabzonspor karşısında. Bu birlikteliğimizi, takım ruhunu çok daha arttırdı. Camia olarak da şu an birlik, beraberliğimiz gayet iyi durumda. AZ takımına gelince grubumuzdaki diğer takımlar gibi biz zor bir fikstür çektik. Grubumuzdaki diğer takımlar gibi zor bir takım. Zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz bulunuyor. Jayden ve Cengiz daha önceden sakattı. Onlara hafta sonu İrfan Can ve Ciku'nun hafif bir sakatlığı var. Alex eklendi. Onlardan eksiyiz. Çok önemli oyuncular tabii ki bizler için. Ayrıca UEFA listesine yazamadığımız çok değerli 4 oyuncumuz da İstanbul'da Samandıra'da antrenman yapıyor. Oğuz, Bartu, Kostiç ve Levent. Onlardan da eksik olarak bugün müsabakaya hazırlandık. Ve çok önemli bir şey var bizim için de. Hocamız altyapıya çok önem veriyor. Akademiye çok önem veriyor. Akademiden değişik oyuncular sirkülasyon yaparak devamlı bizlerle antrenmana çıkıyor. Mümkün olduğu zaman maçlarda bench'te yer alıyorlar. İnşallah ilerleyen vakitlerde de oynama şansı bulacaklar. Yarın akşam da aramızda 4 tane genç oyuncu olacak. Yusuf, Kaan, Şükür ve Zeki. Onlar için de büyük bir şans. İnşallah onlara da oynama şansı nasip olur yarın akşam. Bunun dışında grupta ilk 8 hedefimiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Oynadığımız ilk 3 maçta da değerli puanlar aldık. Zor rakiplerle karşılaştık. Bu yoğun bir şekilde devam edecek. AZ maçından sonra bir deplasman maçımız daha olacak. Zor bir maçımız daha olacak. Zor takımlarla oynuyoruz. Zor fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz. Kazanmak için buraya geldik. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz Avrupa Ligi'nde. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ilk soru. AZ'nin durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Çünkü biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Yani şöyle de bir durum var. AZ takımı lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Bir beraberlikleri vardı zannediyorsam. Ondan sonra keskin bir düşüşleri oldu. Ama bu düşüş çıkış tabii ki lig sezon hazırlığı var. Bazı faktörler var. İnişli çıkışlı sezonlar yaşayabiliyor takımlar. Ama bunun bir çıkışı olacaktır. Tabii ki onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. Sonuna kadar mücadelelerini devam ettirecekler bize karşı. O yüzden bizim için çok önemli, çok zor bir maç. Biz bu açıdan bakıyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursa,
Tabii ki sonunda bahsettiğiniz Tadic zaten hocamızın iletişimi oyuncularla çok iyi. En ufak detayı değerlendiriyor. En ufak noktayı, virgülü, her şeyi değerlendiriyor kısacası. Çok detaycı bir insan, özel bir insan. O yüzden tabii ki oyuncularımızla fikir alışverişliği yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki. Hocamız farklı tabii ki. Benim bu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Ama yani sizin de gördüğünüz gibi yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. O yüzden tabii ki etkiliyor bazı oyuncuların olmaması, sakat olmaları ya da kadrolu olmaları, bu durumlar. Ama bir şekilde çözüm bulunuyor. Yani ben yönlendirmeyeceğim tabii ki. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğim sonuçta. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar doğal olarak. Teşekkürler.